Yasin Suresi 5. sayfayı maksut okuduk. Buna göre inceleyeceğiz. Maksutun bitmesine son bir sayfa var. Yani maksutu bitirmek üzereyiz. Bir sayfa kalana kadar okuduk. Son bir sayfasına kadar maksutu okuyan kişilerin Kur'an'a baktığında neler görebileceğine değiniyoruz burada. İnne ashabel cennetil yevme fi şuvilin fakihun. Şuradaki eshab kelimesini inceleyebilirsiniz mesela. Sözlüğe gidersiniz. Eshabun babun babani ebvabun ceddun ceddani ecdadun. Buradaki hemzenin cimri mükesserden dolayı dahil olduğunu fark edebilmeniz beklenir. Sat, ha ve de ba harfine sözlüğe baktığımızda eshab kelimesinin müfredinin sahip kelimesinin cem'i mükesser nedir? Eshabun. Demek ki buradaki eshab nedir? Cemidir yani. Eshab. Sahabe kelimesi de cemidir. Yine sahip kelimesinin bir diğer cemisi, bir diğer kırk çoğulu nedir? Sahabedir. Dolayısıyla sahabe kelimesi nedir? Çoğuldur, kırık çoğuldur. Sahabeler demek yanlış olacaktır. Sahabe zaten çoğul. Peşine bir daha ler getirerek Türkçe çoğul iki getirerek çokluk yapmayı hedefleyenler oluyor. Kelimenin çoğul olduğunu göstermek isteyenler oluyor. Bu bir yazım hatası olur. Sahabe zaten çoğuldur yani. Cemidir. Sahabiler diyebiliriz. Evet. Çünkü sahabiler denir. Çünkü sahabi müfrettir. Eshab kelimesinin sahip kelimesinin kırık çoğul olduğunu söyledik. Fi şuvilin fakihun. Fakihun kelimesi ismi fail oldu. Açık değil mi? Nasirune. Fakihun, fakihune. Nasirun, nasirune. Kelimenin sonuna vavunu getirerek kelime cemi müzekker yapılmıştır. İsmi fail, cemi müzekkeri. Hum onlar ve ezvacuhum ve onların eşleri. Zevcün eş demektir. Müfrettir. Ezvac cemi mükesserdir. Ezvac eshab aynı kalıp değil mi? Ezvacun eshabun. Harf sayısı, hareke ve sükunların dizilimi bakımından eshab ile ezvac aynıdır. Sonuncu harfin hareketleri değişken olur. Bu önemli değil. Cümlenin akışına bağlı olarak cimdeki ötre, ba'daki fetha olmuş. Bunlar hareketleri değişebilir. Sonuç olarak aynı kalıptır yani. Ezvac kırık çoğuldur. Hum onlar ve ezvacuhum bu onların eşleri fi zilalin gölgeliktedirler. Alel eraiki gölgelikte alel eraiki koltukları üzerine müttekiune yaslanmışlar, kurulmuşlardır. Müttekiune kelimesini inceleyebiliriz. Şimdi müttekiun kelimesinin mücerredi yani sülalesi mücerredi ne gelir? Ve ke e ve ke e ve ke e diye bir tane sülalesi mücerred varmış. Daha sonra bu ve ke fiili iftar babına aktarılmak istenmiş. Ve ke iftar babına aktarırsan ne olur? İvte ke e. İvte ke e. İv te ke e. İvteke olur. İvteke olduğu zaman vav harfi daha sonra ne olur? Ta'ya kalbedilir. Vav'ın burada ta'ya kalbedileceğini maksut da biz gördük mü? Vav harfi ne olur? Ta'ya kalbedilir. Ta'ya kalbettikten sonra yazdığında karşına ne çıkar? İt te ke e. İlk ta sakin değil mi? İt. İt. Te. Ke. E. İt teke bu şekilde yazılır.
Daha sonra birinci ta sakin, ikincisi harekeli. Ne olmuş? İdgam vacip olmuş. Ani cins harfler. İlki sakin, ikincisi harekeli. İdgam vacip. İdgamı yaptık. İtteke oldu. İtteke. Yani iftihar babındandır bu ama itte. İtteke oldu. Bunun maksutla geçen örneği neydi? Vav, fa, pardon, vav vardı, sa vardı. Sonra ya da var değil mi? Vav, sa, ya. Bunlar faal fiil konumunda bulunursa diye anlatılmıştı. Vav'a örnek olarak maksutta ne verilmişti? Hangi örnekti, hangi kelimeydi hatırlayan var mı? Bu ne? İbdal kaidesi ile alakalı. İftihar babındaki ibdal ile alakalı bir durum. Evet, neydi? Veka kökü. Veka aslında vekaye demiştik. Vekaye. Vekayeyi sen iftar babına aktarırsan ne olur? İvteka olur. İvteka. Vav harfi faal fiili konumunda. Evet, iftar babının faal fiili konumunda ne var? Vav var. Ne olmalı? Ta'ya çevrilmeli. Çevirdiğin zaman ta, ilk ta sakin, ikincisi harekeli zaten. Ne olur? İdgam vacip olur. Çünkü aynı cins harfler. İlki sakin, ikincisi harekeli. İdgamı bir yaparsın, ittega olur. Bu arada örneği hatırlamış olmanız güzel. Bu maksutu yani bir seviye, artık iyi bir derecede veya orta derecede de olsa, en azından zayıf derecede değil, hatırladığınızı gösteriyor. Bu güzel bir durum. Bilmediğimiz fiilleri nasıl bulacağız? Mesela şuradaki kelimenin müttekiune, bunun aslının VKE olduğunu, VKE'nin iftihar babına aktarıldığını ben nereden bileceğim diye sormanız çok makul bir soru. VKE nereden bilebilirim? Şimdi müttekiun kelimenin evvela incelemen gerekir. Yani hangi baptan ne tür bir kelime olabilir? İncelemek gerekiyor. Bu incelemeyi yapmadan önce de şunu biliyorsunuz. Sizlerle bir PDF paylaştık. Geçtiğimiz meal dersinde biraz meal dersi işledik. Sonra bir PDF'den bahsettik. Yanlış mı hatırlıyorum? Orada işte ifal olsun, iftial olsun, mufaal olsun, tefil olsun. Eksam-ı sebaya göre. İşte muzaff fiil aktarırsan şöyle yazılır. Ecrefe aktarırsan böyle yazılır. Nakıs bir fiil iftial aktarırsan şu şekilde olur gibi. Konu işledik. Sizlere bu PDF'yi paylaştık. Dolayısıyla müttekiunu gördüğünde, yani T'de şeddeyi görüyorsun bir defa. T'de ne var? Şedde var. Başta ne var? Mim var. Mim zammeli. Sonuncu harf nunun hemen sağı esreli. Müttekiune. Müttekiune. Bunun hangi baptan ne tür bir kelime olduğunu düşünmek lazım. Yani bu kelime evvela ismi fail mi, ismi meful mü, ismi taf değil mi, kafa yormak lazım. Müttekiun müfredi nedir? Müttekiun. Yani vav ile nun kelime cemi olduğu için geldi. Nasirun, nasirune. Katibun, katibune. Sonuna gelen vav ve nun cemi alameti. Kelimeyi cemilemek için gelmiştir. O zaman sen vav ve nunu sil. Yerine ne kaldı? Müttekiun kaldı. Müttekiu. O zaman mütteki, tamam, baştaki mimliye geldi. O kalıpta mim her zaman gelir zaten. Şimdi müttekiun, efare yufur ifalun, muf'ilun, iftare iftar iftarun, muftailun. Mezit fiillerde karşımıza mim geliyor zammeli olarak. Bu onun mezit olduğunu gösterir. Peşine ifal babum, iftar babum, isim fail olduğunu bulduk. Ve iftar babında biz ibdalden olduğunu biliyoruz. Teşeddi olarak karşımıza çıkmıştır. Teşeddeli ise bundan şunu anlamalısın bir defa. Teşeddeli neden şeddeli? T'nin şeddeli olmasının bir gerekçesi olması lazım. Mim ismi fail olduğu için geldi. Onu attığımda ilk harf şeddeli olarak karşıma geliyor. Hiçbir kelimenin ilk harfi şeddeli olamaz ama. Çünkü şeddeli okumaya başlayamazsın ki. Onun başında bir harf olmalı. Bu durumda düşünürüz. Aklımıza bir ihtimal gelir. İftar babında olma ihtimali var mı? Buradaki iki, çünkü T şeddeli ya. İki T var demek ki. T'nin bir iftar babının T'si. Değeri de falanca harften dönüşmüş olabilir mi diye düşünmek gerekir. Bir ihtimal kurmak lazım. Eğer T, 2 T var. Biri iftar babının T'si olsa, diğeri de falanca harften dönüşmüş olsa, işte o falanca harf hangisidir? Hangi harfler T'ye dönüşmekteydi iftar babında diye
bilgimiz varsa gerisi neye kaldı? Ha, gerisi sözlüğe kaldı. Sözlüğe bakarsın, vav mıdır, sağ mıdır, kef midir, nun mudur, hangi harfler dönüşüyordu T'ye, onu bilirsin. Ona göre sözlükten ararsın. Yani çok kestirme bir yolu yok. Biraz kafa yormaya bağlı ve biraz bu alanda alıştırma yapmaya da bağlı. Bu dersler zaten buna yönelik. Yani bir ders, üç ders, yüz ders derken artık yerli yerine taşlar oturur, pratik yapmış oluruz ve sizler de bunu kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde bu sayfayı inceleme yaparak göndermenizi istemiştim. Çünkü inceleme yapıp gönderin. Şimdi de biz inceleme yapacağız. Bu inceleme ile sizin kendi incelemenizi kıyaslarsınız. Neler doğru, neler yanlış. Doğru olsa bile neleri görebildiniz? Mesela müttekiunun VKE kökünden olduğunu görebildiniz mi? Gibi. Bu bakımdan ön inceleme yapıp göndermeniz sizin işinize yarayacaktır. Mesela 5. sayfayı diyelim şimdi bitirdik. 6. sayfa kısmetse bir sonraki hafta yine bugün karşımızda olacak. Siz bir hafta sonraki ders gelmeden incelemenizi yapıp 2-3 gün içerisinde bir inceleme yapıp WhatsApp'tan bir resim atın. İncelemenizi saklayın. Bir sonraki derste canlı ders ile kendi incelemenizi kıyaslayın. Neler doğru, neler yanlış, neleri gözden kaçırdınız? Bu sizin için faydalı olacaktır. İftar babının ibdal kaideleriyle alakalı bu. İftar babını açıp bu konuya tekrar bakmanızda faydalar olabilir. Lehum onlar için vardır. Fiha orada ne var? Fakiyetun meyve var. Velhum yine onlar için vardır. Ma'uşe ki yedde'ûne. Ne istiyorlarsa onlar vardır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Kavlen kelimesi hangi baptan ne tür bir kelime olur? Mastar değil mi? Gâle yegûlü kökünden. Gavele, yekvulden, gavlen, mastar olur. Rabbin kelimesiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? O da mastardır. Evet. Rabbe yerubbu. Rabbe yerubbu kökünden. Rabbun cümlenin akışına bağlı olarak sonuncu harfin harekesi değişebilir. Rab kelimesi yine mastar olmakta. Peşine gelen Rahim kelimesini mübalağalı ismi fail veya sıfat-ı müşebbihe olarak değerlendirmek mümkündür. Vemtazu yani ve imtazu. Öyleyse imtaze. İmtaze hangi baptan olur? Bekliyorum bakalım kimler bilebiliyor. Değil mi? İmtazu sülasi mücerredi meyze olur. Meyze. İftal babına aktarıldığı için iftial babına aktarıldığı için imteyeze olur. İmteyeze. Daha sonra ya harfi illet musarrik makal meftuh ya elife çevirdik imtaze oldu. İmtazu. Mazi cem müzekker gayiptir. Hangi bab? İftal babı. İmtazu ayrılın demek. Elleme o gün veya bugün. Kim? Eyyühel mücrimune. Ey mücrimler. Mücrim yani günahkar demek. Suçlu demek. Mücrim hangi baptan olur? Hangi baptan? Ne tür bir kelimedir? İfal babı isim fail. Evet. Ecrame yücrimu icramun mücrimun. Cimi olduğu için sonuna vav'ın eklenmiş. İsim fail ifal babı. Elem ehed ileykum ya beni Adem'e ella te'budu şeytane innehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni. Hada sıradun müstakim. Müstakim kelimesini daha önce incelemiş olabiliriz. Var mı açılımını bilen? İlalini bilen?
Şimdi müstakim kelimesi. Müstakim kelimesi aslı nedir? Müstakvimun. Aslını yazıyorum. Müstakvimun. İsim meful dediniz, yanlış dediniz. Yanlış hatırladınız. Müstakvimun. Şimdi vav harfi illet mutarrik. Makabli sahih sakin bir kaf var. Ne yapalım? Vav'ın harekesini kafa verelim. Verdim. Vav'ın harekesini kafa verirsen vav ne olur? Sakin kalır. Vav sakin, ma kabli meksur. Vav ne olur? Ya'ya çevrilir. Çevirirsen ne olur? İşte müstakim olur. Aslı müstakim. Buradaki ya değil de vav olduğunu nereden bildiniz? Şuradan bildik. Kelimenin sülasi mücerredi nedir? Sülasi mücerredi kame. Kame. Kame ecvef bir fiil. Ecvef ikiye ayrılır. Ya vavidir ya da yaidir. Vavi mi yai mi? Bilmiyorum. Gittim sözlüğe baktım. Şuradaki Elif'in aslında vav olduğunu buldum. Sözlüğün neresinde yazıyor? Mastarında. Yani sen bu kelimeyi, kame kelimesi vavi midir, yai midir diye araştırmaya gidersen nasıl araştırırsın? Evvela kaf harfini sözlükte bulman lazım. Peşine bu Elif karşıma benim ya vav olarak ya da ya olarak çıkacak. İki seçenek var zaten. Kaftan sonra gittim ya aradım. Aa ya gelmiyormuş. Demek ki vavmış dedim. Gidip vava baktım. Evet, kaftan sonra vavı da buldum. Peşinde mimi de buldum mu kelimeyi bulmuşumdur. KVM. Kitapta direkt KM yazar. Yanında parantezde KVM der. Mastarı parantez arasında alır. Gavm diye yazar. Yani vavidir. Ne olmuş vavi olmuşsa? Şu olmuş. Şimdi KM kelimesi aslı nedir? Aslı üzerinden gidiyoruz. Bizim konumuz bu kelimenin aslı nedir konusu. Aslı nedir peki? KVM. İstifal babına aktar. Nasıl aktarırsın? Başına iste ekleyerek. Hani git şunu iste gibi. İste. İstek veme oldu değil mi? İstek veme oldu. Kaf sakinleşti. Faal fiili sakinleniyor. Cezimleniyor bu durumda. İstek veme. Hani gafera, istegfera. Gayının sakin kılındığı gibi. Burada da kaf sakin kılındı. İstek veme. Peşine vav harfi illet mutarrik. Ma kabil meftuh mu? A değil. O zaman ne yapmalıyım? Vav'ın harekesini kafa veriyorum. Çünkü vav illet mutarrik. Ma kabili sahih sakin. Bundan dolayı vav'ın harekesini kafa aktardım. Aktardığımda kaf artık fethalı oldu. Vav'ın durumu ne? Vav sakin. Çünkü harekesini sağ tarafa verdik. Kural. Vav sakin. İstek ve me. Evet. Vav sakin. Şimdi burada ne oldu? Bir yanlış yaptık galiba. Ha pardon, doğru. Tamam. Vav'ın harekesini makabline verdik ya. İstega oldu değil mi? İstega. Vav sakin. Vav burada ne olur? Elif'e çevrilir. Niye? Bi en nukilet diye geçmişti maksutu, hatırlıyorsunuz. Vav'ın burada sakinliği gayri aslidir. Gayri asli yani arizi, yani harekesinin makabline aktarılması neticesinde. Vav olsun ya olsun, harekeleri makabillerine aktarılmaları neticesinde vav olsun ya olsun sakin kalırlarsa, makabilleri meftuhsa hem vav hem de ya yine de elife çevrilirler. Dolayısıyla buradaki vav elife çevrilir. Bu durumda ne olur? İstekame olur. Mazi bulduk yani. Sonuç olarak istek vemedir aslı. İstek ve me istef'ale gibidir. Muzarisine gelmeli. İstef'ale yestef'ilu. Yestef'ilu. Öyleyse yestekvimu. Öyleyse ne gelirmiş? Yestekvimu. Yestekvimu geldi. Vav harfi illet mutarrik. Makabli sahih sakin. Vav'ın harekesini kafa verdim. Yestek ne oldu? Yestegi oldu. Kafta artık esre var. Vav'da ne var? Hiçbir şey yok. Harekesini makabline verdik. Vav sakin yani artık. Vav sakin. Makabli meksur. Vav ne olmalı? Ya'ya çevrilmeli. İşte çevrilmiş yestegim. Yestegimu olmuştur.
istakveme, yestakvimuh. Bu şekilde çekim devam ederken ismi failde müstakvimun gelmektedir. Müstakvimun. Vav'ın harekesi yine sahih sakin olan makabindeki kafa verdiğinde vav sakin kalıyor. Vav sakin, makab meksur, vav yaya çeviriyorsun. Müstakim bu şekilde elde ediliyor. Bayağı bir uzun uzun anlattık. Bayağı bir zaman gitti. İnşallah anlaşılmıştır. Ve lekad evvalle. Ve lekad and olsun ki evvalle. Evvalle fiili hakkında ne söyleyebiliriz? Evvalle hangi babtandır? Önce onu soralım. Babı nedir? İfal babıdır. Evet, çok güzel. Valle evalle. Medde emedde. Yani bir tane valle diye fiil varmış. Muzaf fiil değil mi bu? Valle fiil olsun. Başka meşhur medde fiil olsun. Valle o kadar meşhur değil. Meşhur nedir bunun? Meddedir. Medde olsun. Başka bir örnek. Ferra olsun. Ferra da çok meşhurdur. Bir başka örnek şedde olsun. Daha önce bunu anlatmıştık. Tekrar oluyor bu. Herhangi bir muzaf fiil ifal babına aktarılmak istendiğinde başına sadece hemze getirilir. Evvalle, emedde, eferra, eşedde. Böylece ifal babına aktarılmış olurlar. Aktarılmış olurlar ama bunun bir de aslı var. Bu işin aslı nedir? Yani evvalle nedir? İfal babından mazidir, muzaf fiildir. Tamam. Ama evvallenin aslı nedir diye düşünürsek düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Evvallenin aslı nedir? Aslı evlele. Hocam aslının evlele olduğunu sen nereden çıkardın? Bir kaynak göster. Şimdi bu ifal babından dediysen sen ifal babının vezni nedir diye sorarlar. Vezni ef'ale. Ha, o zaman şunu bil ki tüm kelimelerin asılları vezinlerine uymak zorundadır. Ama asılları şurada yazan evvalle uymuyor. Evvalle ile ef'ale uyuyor mu? Yok. Mesela ilk iki harf burada fethalı. Oysa ef'ale derken ikinci harf sakindir. Değil mi? Ef'ale derken ikinci harf sakindir. Ama evvalle burada ikinci harf fethalıdır. Buna rağmen ifal babındandır. Bu sonu böyledir ama aslına bakarsan kelimenin aslı, evvalen aslı birebir efale uymak zorundadır. Ben bu bilgiye dayalı olarak evvalenin evlele olduğunu söylüyorum. Buna dayanarak söylüyorum. Elimde bir kaynak olmasına gerek var mı? Yok. Efale öyleyse evlele. Aslı budur. Peki evlele ne oldu da evvalle oldu? Lamın harekesini makabdine verdik. Makabdine verirsen ne olur? Eba olur. Birinci lam sakin, ikincisi harekeli. Aynı cins harfler peş peşe gelmiş. İlki sakin, ikincisi harekeli. İdgam vacip, idgam yapıldı. Evvalle oldu. Bu şekilde bir yol izlenmiş oldu. Evvalle saptırdı minkum sizden cibilen kesira. Peki burada cibil nesil demek, soy demek, kesir pek çok. Efendim tekunu tegeluna. Tekunu, lem tekunu, lem cezm edatıdır aslında. Kâni yekunu, yekunani yekununa, tekunu tekununa olur. Tekununa, sonunda nun olmalıydı ama yok. Lemden dolayı. Bu irab konusu, şu an bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz şu, tekunu kelimesinin aslı nedir? Hani kelime kâne yekunu. Kâne nedir? Kevene. Vavi bir ecref olduğundan yola çıkarsak kevene yek vunu. Kevene yek vunu. Kevene yek vunu. Bunun doğrusu tekunu aslı nedir? Tek vunu değil mi? Tek vu nune. Bunu at. Tek vu olur. Tek vu. Tek vunu. Tek vunu, tek vununa. Tek vu nune. Sondaki nun harfi baştaki lemden dolayı silinmiştir. O şu an bizim konumuzun dışı yani. Biz nereye bakıyoruz? Tek vu
Nu ne? Buradaki tek vu nu. Ne oldu da tek vu nu oldu? Tek vu nu. Vav harfi illet mutarrik. Makabli say sakin. Harekesini kefe verirsin. Tekunu olur. Bitti. Taqiluna. Akale yaqilu taqilu. Akale yaqilu. Varabe yadribu babu. Vav'nun gelmiş kelime cemi olduğu için baştaki ta ise kelimenin muhatap kalıbından olduğunu göstermektedir. Hadihi şu var ya işte şu nedir? Cehennemulleti öyle bir cehennemdir ki kuntum siz idiniz tuaduna vaat ediliyordunuz kendisiyle. Vaat edildiğiniz cehennem şudur. Vaide yaidu. Şimdi bu kelime de inceleyebiliriz. Bu da maksutta yeni işlenen bir şey. Yani birkaç ders anca olmuştur işleyeli. Vaade. Muzarisine gelir vaadenin. Vaade yaidu. Aslında olmalıydı yev'idu. Yev'idu. Ya ile aynı arasında vav olmalıydı. Ama olmamış. Niye? Vav harfi ya ile kesre arasında olduğu için silinmiştir. Malum da böyle silinir. Meçhulde ise böyle değil demiştik. Hatırlayın. Lem yelidi. Velede yelidu. Lem yelidi demiştik. Ası yevlit demiştik değil mi? Yevlit. Ama yelit diye yazılır. Ya ile lam arasında vav var demiştik değil mi? Malum da böyle. Vav sindir. Meçhulde ise lem yelid ve lem yulet. Yuled. Vav mevcut. Vav geri geldi. Yulet demiştik. Şimdi aynı şekilde vaide yaidu malumunda vav siliniyor. Malumda tamam. Biz şuradaydık. Yaidu yuadu tuadu tuaduna. Sonuç olarak vav geri gelmiştir. Malumunda hasfedilir, meçhulünde hasfedilmez. Şimdi biz bunu fetha ile estre diye söyledik ama daha sonra tam kaidenin bunun olmadığını da söyledik değil mi? Asıl kaide nedir? Beynel ya vel kesra. Ya ile kesra arasında ya ile kesra arasında sakin olarak bulunursa hasfedilir. Kaydı budur. Fetha ile esra arasında diye bir kaydı yoktur. Onu ben biraz daha kolay olsun diye söyledim ama daha sonra dedim ki çok da kolay olacağı benzemiyor. Biz tam kaydı söyleyelim. Beynel ya i vel kesra ya ile kesra arasında olursa hasfedilir dedik. Hatta devam ettik. Daha sonra dedi ki mesela e'izu burada aslı nedir? E'izu e'izu ve e'za kökündendir. Ev'izu burada vav olmalıdır. Buradaki vav bakarsan ya ile kesir arasında değil. Niye silindi demiştik? Demiştik ki buna merahtan bir bilgi aktarımı yaptık. Müşakeret deniyor buna. Yani müfret, müzekker, gaipte kural tuttu mu? Tuttu. Diğer kalıplarda, tesniyelerde, muhataplarda, mütekellimlerde kural tutmasa bile müfret, müzekker, gaip kalıbına tabi olsun, uyum olsun diye diğer kalıplarda da silinir demiştik. Tuaduna meçhul olduğu için vav mevcuttur. Meçhul muzari bir fiil. İslev girin. İslev iftah gibi. İslev emri hazırdır. Şimdi islev ise bunun muzarisinin aynel fiilinin harekesi nedir? İslev bir emri hazırdır. Bir muzari fiilden türetildi değil mi? O muzarinin aynel fiilinin harekesi nedir? Soru bu. Fethadır dediniz. Fethadır üstündür. Aynı şey evet. Fetha veya kesredir dedi. Bakın Hasan Hoca farklı söyledi. Fetha olması zorunlu değil. Belki kesredir. Kesre olsa da çünkü eslenir. Bir hatırlayalım. Nesara yen suru. Muzarın aynel fiili zamme. Emir hazır. Unsur zamiri gelir. Fetaha yeftahu iftah gelir. Muzarın aynel fiili fetha. Yine iftah gelir. Yani hemze esiri gelir yine. Ne diyelim? Hasibe yahsi bu muzarın aynel fiili esre emri hazır ne gelir? İhsib hemzesi yine esre olur. Dolayısıyla muzarın aynel fiili
Fetha veya esre olsa her iki durumda da emri hazırın hemzesi esreli olacaktır. Lakin eğer muzdarın annel fiili zamme olursa o zaman burası zammelenir dedik. İslevha. İstevgirin havruya eldemle bugün niye? Bima o şeyden dolayı ki kuntum siz idiniz tekfuruna inkar ediyordunuz. İnkar etmenizden dolayı. Kuntum kelimesinin aslı nedir? Farkındasınız. Kâne yekûnu yani kevene yekûnu kökündendir. Ama aslı nedir? Evet cevap geldi. Aslı nedir? Keventum. Şimdi kelime yani kâne kökünden olduğunu biliyoruz. Kâne. Kânenin de aslının kevene olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Aslı kevenedir. Çekim yap. Kevene, kevena, kevenu, kevenet, kevenete, kevenne, kevente, keventuma, keventum. Tamam demek ki keventummuş. Kelimeleri asılları üzere çekim yapmaya da gayret edersek karşımıza bir kelime çıktığında bu şekilde çekim yaparak bulabiliriz. Yani şu muydu, bu muydu bir karmaşaya düşmeyiz. Sağ sola araştırmalara gitmeye gerek kalmaz. Direkt bulabiliriz. Kefara yekfuru, tekfuruna. Baştaki ta kelimenin muhatap olduğunu, sondaki vavnun ise cemi olduğunu gösteriyor. Kuntum mu nasıl oldu? Kuntum nasıl oldu? Şimdi aslında ne dedik? Keventum dedik değil mi? Ke ven tum. Bunu daha önce anlatmıştık gerçi biz. Yani keventum olduğunu üzerindekileri adım adım işlemiştik. İlk defa anlatmıyoruz. Keventum tüm zamir zaten. Zamir olduğu için şu an için konu dışı. T, tuma, tüm. Zamir. Bununla ilgimiz yok bizim. Peki kun yani. Şurada kun yazıyor. Nasıl kun oldu keven? Bu daha önce anlattığımız bir şey. Yani köntüm daha önceki sayfalarda geçti. Bir önceki videoya, iki videoya bakarsanız bunu görebilirsiniz. Ha, şunu da söyleyebiliriz. Şimdi vav harfi illet mutarrik. Doğru mu? Evet. Ma kabil meftuh mu? Doğru. Vav ne olmalı? Elif'e çevrilmeli. Çevir. O zaman şöyle yazılacaktır değil mi? Kan tum. Hani tum konumuzun dışı zaten. Kan oldu. Kan. Elif ile nun arasında iltikai sakine ne oldu değil mi? Çünkü buradaki fetha kefin. Elif ile nun iltikai sakine oluşturdu. Birinin silinmesi lazım. Elif'i sildik. Geriye ne kaldı? Ken. Ken artı tum kaldı yani. Ken artı tum. Tum zamir. Konumuzun dışı. Onu tekrar söyleyeyim ben. Peki ken nasıl kun oldu? Şundan oldu. Burada hasfedilen orijinal harfin vav olduğuna delalet edebilmesi için kef sonradan zammeleniyor. Böylece kuntum elde ediliyor. Daha önce de tekrar ettiğimizi söyledik. El yevme nehtimu. Nehtimu fiil muzari nefsim tükeli manevay olur değil mi? El yevme bugün. Nehtimu. El yevme nehtimu. Eyleme bugün nehtimu mühürleriz. Hateme yehtum ya hateme nehtimu biz mühürleriz. Mühür vurmak. Hatemallahu ala kulubihim. Bakara suresi 2. sayfada geçiyor. Hateme mazi olarak. Nehtimu mühürleriz. Neyi? Ala efvahihim. Onların ağızlarının efvah. Cemi mükesserdir. Daha önce sayfanın başına geçen eshab gibi. Eshab geçmişti. Başka bu kalıpta hangi kelime vardı? Bir de ezvacı vardı. Bakın. Eshabun ezvacun. Şimdi aynı kalıpta ne geldi? Efvahun. Aynı kalıptır hepsi de. Hepsi de ney? Efalun. Efal kalıbında. Hepsi de nedir? Efalun. Efal kalıbında cemi mükesser, kırık çoğuldur. Sonuncu harflerin hareketleri önemli değil. Cümlenin akışına bağlı olarak değişir. Efa ağızlar demek. Ağız demektir. Ağız da peki bu çoğul bunun müfredi ney? Hani ağız manasına gelen müfred kelime nedir? Bir tane femun var. Femun ağız demek. Mim bulunmak zorunda değil burada. Sadece yani fu veya vav yerine ye de yazabilirsin. Fi elif de yazabilirsin. Fa şu şekilde olur bu durumda değil mi? Her halükarda yani sadece f harfi de
Ağız manasına gelir. Ve tükellimu kelleme kelleme yükellimu tükellimu konuşur. Na bizene eydihim onların elleri. Ve teşhedü şehide yeşhedü teşhedü şahitlik ederne ercülehum onların ayakları. Ercül kelimesi de cemidir. Reclun müfret. Ercül cem-i mükesserdir. Bima kanu yeksibune kesebe yeksibu yeksibune vavnun cemi. Kanu kevenu değil mi? Kevene, kevena, kevenu olarak gelir. Aslı budur. Velev şayet neşa'u. Biz dileseydik. Kim dileseydi? Biz dileseydik. Burada geçen neşa'u kelimesinin aslı nedir? Şimdi bunu yazalım. Neş ye e. Neş ye e. Neş ye e. Neş ye e. Ya harfi nedir? İllet mutarrik makabli meftuh. Ya'yı elife çevir. Çevirirsen şurada olduğu gibi çıkar işte. Neş ya o çıkar karşına. Sonuç harfin herkesi değişir. Önemli değil. Ya'yı elife çevirdik. Neşa oldu. Tabii ya'yı hangi durumda çevirdik? Şimdi aslı nedir? Neşye'u dedik değil mi? Yani ya harfi illet mutarrik. Makabli sahih sakin. Ya'nın herkesi ne yaparsın? Makabline verirsin. Verdiğinde artık bu neşe oldu. Neşe. Ya ise sakin. Neden dolayı sakin? Harekesinin makabline aktarılması neticesinde sakin. Ha öyleyse bu durumda da ya ne olur yine? Elif'e çevirir. Çevirirsen neşe olur. Benzer şeyler sık sık geçiyor. Bir önceki videoyla bunu kıyaslarsanız, peş peşe izlerseniz aynı şeylerin tekrar edildiğini göreceksiniz. Levşayet neşav biz dileseydik le elbette damesna damestu damesna keteptu ketebna gibi. Kör ederdik, kör yapardık. Ala aynim onların gözlerini. Nefsi mütekellim mali. Hayır evet. A'yunihim. Onların gözlerini. Festebegu istebeka istebeka istebegu esrada. Yolun peşine giderlerdi ama fe enna nasıl ebsara yubsiru yubsiruna. Nasıl göreceklerdi? Nereden göreceklerdi? Lev şayet neşa'u. Biz dileseydik. Yine neşa geldi. Az önce geçti aslı. Bir tanesini aklımızda tutarsak diğer neşanın da aynı olduğunu biliriz. Karşımıza çıktıkça aynı şeyi söyler, hızlıca geçebiliriz. Le elbette mesahna, mesahtu, mesahna. Mesahna nesh ederdik, şekillerini değiştirirdik. Hum onların, ala mekanihim, oldukları yerde. Pardon mekanim değil, mekanetihim, oldukları yerde. Fema istada'u Fema istada'u onların güçleri yetmez. Mudiyen ileri gitmeye ve la yerci'une ne de geri gitmeye. Ne ileri ne geri gidemezler. İstada'u istada'a istada'a istada'u gibi. İstada'u aslı nedir? Daha önce yine anlatmıştık. Da'a aslı da've'a istada'u Tadva olur değil mi? Ne olur? İstadva. Bir önceki videoda bunun geçtiğini düşünüyorum. İstadva. Mazisi bu. O harfi illet mutarik makabli sahih sakin. Ravun herkesine makabline ver. İstada oldu. Vav sakin kaldı ama. Ne neticesinde? Harekesinin makabline aktarılması neticesinde. Bu durumda da elife çevir. Çevir istada'a olur. Mazisi için böyle. Diğerleri için daha fazla devam etmeyelim. Ve men nu'ammirhu nunekkisu. Ve men her kimi, her kime nu'ammir ömür verirsek hu o kişiye nunekkis. Nekkese nunekkisu. Nunekkis tersine çeviririz. Hu o kişiyi. Fil halk yaratılışta halk mastar. Efela yaqiluna akale yaqilu yaqiluna cem müzekker gayb.
فما علمناه علم علم يعلم فعل يفاعل تفعيل ما علمنا biz öğretmedik hu ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne eş-şi'ra şiiri biz ona şiir öğretmedik ama yenbeği zaten yakışmazdı da lehu ona yenbeği in begaye yenbeği hangi bab olur in be ga ye in be ga artık bu olduğu kadar in begaye yenbeğiyu infaale yenfailu infial olur evet. Sülasi mücerredi nedir? Bega'dır. Ne tür bir fiil bega? Bega'ya veya bega nedir? Nakıs bir fiildir. Nakıs fiil bu baba aktarılma ne olur? İn bega yenbeği sonuncu harf metafi olarak görev yapar. İn hu değildir. İlla ancak nedir o? Sadece zikrun bir öğüttür. Ve Kur'an ve bir Kur'an'dır, bir kitaptır. Nasıl bir kitaptır? Mübin, açık bir kitaptır. Mübin için hem açık hem açıklayıcı iki şekilde, iki özellik kendisinde olduğu ifade edilir. Mübin kelimesinin de aslı nedir? Ebyene yubyinu. Ebyene yubyinu, ibyanun mubyinun aslı. Aslı mubyinun. Aslı nedir? Mub-yi-nun. Ya harfi illet mutarik, makabili say-sakin. Harekesini ba'ya ver ne olur? Mübin olur. Ya harfi sakin, makabili esreli. Yecüzü terküha ala haliha maksut. Hali üzere terk edildi. Li-yun-idira. Bu sonuncu ayet çok dikkat çekicidir. Yani Kur'an-ı Kerim niye indirilmiştir? Li-yun-idira. Uyarmak için. Men o kimseye ki kânedir, hayyen, diridir. Kâne kevene bu arada. Ve daha niye? Yahikka, gerçekleşsin, hak olsun diye. Ne? El kavlu. Kavl yani söz, kim üzerine? Alel kafirine, kafirler üzerine. Kafirûne, kafirine. İsm-i fail cem-i müzekkerdir. Başında alâ harfi cerri olduğu için nunun sağında vav değil de ya var. O kelimenin durumuna göre değişen bir durumdur bu. İrapla alakalı henüz işlenmedik. Bu Kur'an diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözü hak olsun diye indirilmiş. Kur'an indirilme gerekçesi budur. Böylece bu sayfayı inceledik. Bir önceki sayfada ve daha önceki sayfada benzer kaidelerin, benzer adımların işlendiğine dikkat ediniz. Aynı şeylerin tekrar ettiğini fark ederseniz yine aynı şeylerin devam edeceğini de tahmin edersiniz. Ona göre kurallara çalışırsak güzel bir inceleme olabilir.